Şimdi bu arkeolojik park dediğimiz yer burası. Bunun yerini bir böyle topografik olarak gösterelim. Biraz ileride zaten sarı sarı rengi var, görüyorsun. Four Seasons Oteli var. Yani bir kısmını Four Seasons Oteli almış ve hala almaya çalışıyor. Şurada yeni bina yaptılar. Problem çıktığı için açamıyorlar. Onun altını müzeleştirerek açma durumları var ama daha o da muallakta, yani mahkemelik bir durum var. Onun dışında buradan Topkapı Sarayı'na kadar uzayan bir arkeolojik kazı alanı. Burası demin de bahsettiğimiz Kalke Kapısı'nın ve Magnora Sarayı'nın bir bölümüne ihtiva eden sarayın girişi diyebileceğimiz bir yer. Kalke Kapısı'nı da buldular. Kalke Kapısı şimdi çekimlerimize göre biraz daha sağ tarafta. Şimdi oralarda bir yerde böyle tabii içeri giremediğimiz için tam manasıyla göremiyoruz ama tam orada bir yerdeymiş. Şimdi bu Kalke Kapısı'nın olduğu yer denilene göre Osmanlı zamanında da aslan hane olarak ne kullanılmış. Daha önce oraya işte minik bir kilise yapmışlar kapının olduğu yere. Ne bileyim imparatorlardan Ioannes Çimiskes kapının olduğu yere gömülmüş. Ayrıca çok böyle adı geçen bir İsa ikonası vardır. Bu sarayın girişinde bu kapının üzerinde durmaktaymış. Ve bu 726'da başlayan ikonokrek kırıcılık hareketi o büyük ikonanın indirilmesiyle başlamış. Derler ki Theodosia adındaki inançlı bir kadın da arkada başka kadınlarla bunu durdurmaya çalışmış. Ama askerler tarafından işte yok kafası kesilmiş falan. Ama efsaneye göre kafasını da almış, gitmiş askerleri öldürmüş ve daha sonra azizelik mertebesine ulaşmış. Hagia Theodosia. Cibali'de Gül Camii vardır. O Gül Camii eski bir kilisedir. Kilise olduğu vakitte isminin Hagia Theodosia olduğu, büyük olasılıkla olduğu düşünülmektedir. Şimdi Osmanlı zamanında da aslanhane olarak kullanılıyor. Osmanlı zamanı derken? Şeyde yani 1453'ten sonra diyelim. Zaten iki tane sarayı... aslan var. Hı? Kaç tane aslan var ki? Yok. Osmanlı'da. Şimdi çeşit çeşit bahsedilen şeyler var. Şimdi bahsedilenlerden bir tanesi bu aslanhane gibi yapıların içerisinde işte bu Afrika'dan veyahut da Güneydoğu'dan bilmem nerelerden gelen aslanlar falan tutuluyor. Şöyle bir anlatı var. Şimdi Topkapı Sarayı'nın birinci avlusu var, daha doğrusu bahçesi var, sonra birinci avlusu var ya. Derler ki bu bahçede aç bırakılmış zincirli aslanlar tutulurlarmış. Böylece elçiler falan geldiğinde biraz tedirgin olurlarmış sultanın aslanları gücünü göstermesi açısından. Fakat birinci avluya geçildiğinde orada da çimenler üzerinde böyle mayışmış, büyük olasılıkla biraz böyle haplanmış aslanlar galiba dururlarmış. Bunun manası da şu, padişah sadece insanların padişahı değil, bütün hayvanların, bütün alemin de padişahı, halife de olduğu için bir yerde Allah'ın gölgesi gibi isterse aslanları canavar gibi oluyor, isterse onun kontrol altındaki aslanlar süt dökmüş kuzu gibi oluyor durumunu vermek için.